Kampüste iyilik var. Sevgili radyo dinleyicileri, yeniden merhaba. Çok güzel bir hava, İzmir havası, yaz geldi. Dışarıdayız tabii ama yine de radyolarınızın başındasınız umuyorum. Telefonlarınızdan, bilgisayarlarınızdan bizi dinliyorsunuz. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Benim de uzun zamandır takip ettiğim bir arkadaşımın başında olduğu, çok iyi çalışmalar yapıyor olan ve daha iyi çalışmalar yapmaya aday olan bir dernek var. RUSAK, Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği. Derneğin kurucularından aynı zamanda başkanı olan sevgili psikolog Nevin Küçük burada. Hoş geldin Nevin. Günaydın, hoş bulduk. Programımıza uzun zamandır seni çağırmak istiyorduk zaten. Böyle güzel bir şey oldu. Denk geldik. Çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz siz de. Geçen hafta da aslında konuk etmek istemiştik Nevin'i. Ama bu haftaya kaldı. Nasılsınız? Nasıl gidiyor dernekte çalışmalar? Kevser güzel. Yani sivil toplumda çalışmak biliyorsun başka bir motivasyon. Ben normalde psikoloğum ve biz psikologlar daha çok bireysel çalışmalar için aslında yola çıkıyoruz. Ama toplumsal çalışmaların ve bu tip sürdürülebilir işlerin içerisinde olduğunuzda hem kendinize hem mesleğinize hem de çevrenize çok ciddi değer katıyorsunuz. Benim sivil toplum geçmişim biraz eski. Sivil toplum çalışmalarını da çok seviyorum. Seninle de yolumuz zaten öyle kesişmişti. Yani şöyle söyleyeyim, 2002 Ege Üniversitesi mezunuyum ve ilk Yaşar Holding'de başladı benim iş deneyimim. Burada olmak da o anlamda farklı bir duygu benim için. Yaklaşık bir 8 aylık öğrencilik döneminde de bir süre Yaşar deneyim var. Ondan sonra hep sivil toplum alanında aslında gönüllü ve profesyonel olarak oldum. Bir yandan kendi bireysel danışmanlık süreçlerimi yürütürken. Ben nasıl başladım bu yola? Biraz onu anlatayım. Sırayı da düşünerek böyle hızlı hızlı geçmeye çalışayım. Uluslararası Kızlar Kızılaş Dernekleri Federasyonu'nun bir psikososyal uzmanıydım ben. Ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası afetlerde ve travmalarda görev almak üzere aslında ilk meslek hayatıma girdim Yaşar'dan sonra. Ve bu beni çok değiştirdi, çok geliştirdi. Hem aslında biraz bireyden çıkıp toplumsal olarak yaşanan travmalarda ya da büyük afetlerde ya da buna benzer olaylarda, bu bir trafik kazası da olabilir. Hem kendi gücümü görmeyi, hem diğer insanların nasıl başa çıktığını görmek, bu organizasyonları yürütmek ya da yönetmek aslında benim sivil toplumla olan temel ilişkimi şekillendiren şey oldu. Çünkü saha çalışmalarında şunu görüyorsun, insan düşündüğünden daha güçlü bir varlık, göründüğünden daha güçlü ve herkesin bir hikayesi var. Ve o hikayelerin aslında hani büyük gruplarda neye dönüştüğünü, insanların toplu olaylarla nasıl başa çıktıklarını görüyorsun. Ve travmalarla çalışmanın işte yurt içinde ve yurt dışında bana büyük katkıları oldu. Özellikle yurt dışında çalışmak, farklı kültürlerde, farklı dinlerde bunu deneyimlemek. Beni aslında içimde hani bizim meslekte insana karşı zaten hep bir merak vardı. Hı hı. Sürekli insan çalışıyorsun ama insanın farklı yönleri, farklı dinamikleri, içindeki farklı şeyler ya da ne varsa ona yönelik yeni eğilimlere, yeni arayışlara gitti ve ben yaptığım işin dışında da sivil toplum gönüllüsü olarak nasıl var olabilirim diye işte çeşitli kadın derneklerinde, işte 99 depreminden sonra Düzce'de, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, oradaki toplum merkezlerinde sürekli toplumu harekete geçirici çalışmaların içerisinde bulundum. Bir yandan da işte biz danışmanlık ve insanlara birebir olarak yardım etme duygusu ve düşüncesiyle de kendi işimde kendimi geliştirmeye de devam ettim. Bir şey sorabilir miyim Nevin burada? Çok kullanılan bazı kelimelerin artık anlamlarını biz de kaçırıyoruz. Travma nedir? Toplumsal travma nedir? Bireysel travma nedir? Evet, yani öyle bir konu açıyorsun ki şu an kapatabiliriz. Akşama kadar. Kapatacağım ama hemen, yani toplumsal travma dediğimizde biz ne anlamalıyız ki onun üzerine biraz sonra anlatacaklarını anlayabilelim diye soruyorum. Yani şöyle düşünmeni istiyorum Kevser. Bir olay düşün ve o olay aslında kişinin tüm hayatını, yani bizim bir geçmiş yaşamamız var, bir de gelecek hayallerimiz var. Daha farklı tarif edeyim. Travma bu geçmiş yaşamla gelecek hayalleri arasında köprüyü yıkan olaylardır. Bu bazen bireysel olarak bir istismar da olabilir. Toplumsal olarak bir patlamaya tanık olmak da olabilir. Ya da bir trafik kazası da olabilir. Ya da kişinin kendi başına gelen bir ayrılık da olabilir. Yani travma tamamen kişinin aslında onu yaşayan kişiyle birlikte yorumlanan, aynı zamanda tüm toplumsal
toplumun etkilendiği, etkilenme olasılığı olan bir olaylar, olaylar zinciri ve bundaki psikolojik etkiler olarak yorumlayabiliriz. Toplumsal travmalar, insan eliyle yapılan travmalar daha farklı ele alınması gereken konular. Tabii travma dediğinde yani ülkemizi düşündüğünde hani değinilebilecek çok fazla konu var ama bu şeyde hani önemli olan başa çıkma becerileri. Biz daha çok onun üstünde duruyoruz. Ve sahada da mesela ben şeyi örnek vereyim sana. İşte Sri Lanka'da çalışırken, işte tsunami'ye maruz kalmış insanlarla birlikte çalışırken orada neyi çalışıyorsun bir psikososyal uzman olarak? Aslında hem psikolojik ilk yardım becerilerini genel halkın nasıl arttırabileceğini, yani ilk psikososyal müdahalenin nasıl olması gerektiğini öğretiyorsun. Hem bir yandan bütün bunları yaparken toplumun tüm dinamiklerini bir araya nasıl getirirsin? Toplumu nasıl harekete geçersin? İnsanların kendi kendine yardım dinamiklerini nasıl arttırırsın? Buna bakıyorsun. Bir yandan da en önemlisi bu olaylarda çalışan insanların streslerini ve tükenmişliklerini nasıl azaltırsın, buna bakıyorsun. O yüzden travma çalışmaları aslında baktığında ulusal ve uluslararası düzeyde hem psikolojik ilk yardım, hem çalışana destek, hem de toplum katılımını içeren bir modeldir, üçlü bir modeldir. Bizde işte aslında dernekteki birimlerden bir tanesi de budur. İnsanların, öncelikle uzmanların ve öğrencilerin, dernekteki öğrencilerin travmaya müdahale kapasitelerini geliştirmek, sonrasında herhangi bir olay ve durum karşısında önce insanın kendisini kurtarması, kendisine doğru yardımı sağlaması, sonrasında etrafındaki kişilere doğru yardım edebilmesi için de bir sistematik haline getirebilmek. Yani biraz dernekte de aslında buradan derneğe de geçmiş olayım. Dernekte biraz da aslında ruh sağlığı çalışmalarının koruyucu tarafıyla biz çok fazla ve önleyici ruh sağlığıyla çok fazla çalışıyoruz. Neden? Çünkü insanın başına gelmeden ruh sağlığıyla ilgili yapabileceği şeyler var. Ama bu noktada bilgi çok önemli. Ve biz de şuradan yola çıkıyoruz. Hani hem bu alanda çalışan uzmanların yetkinliklerini nasıl artıracağız? Hem de bir yandan bu alanda olmayan insanların ruh sağlığı kapasitesini nasıl güçlendireceğiz? En önemlisi ruh sağlığı hizmetine erişimi olmayan, ekonomik ya da sosyal sebeplerle buna ulaşamayan insanlara biz nasıl ulaşacağız? Dernek zaten buradan yola çıktı ve dedik ki ruh sağlığı hizmetleri fırsat eşitliği isteyen hizmetlerdir. Ve biz bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Tüm toplumun kucakladığı ve tüm topluma hitap eden çalışmalar olarak bu konudaki farkındalığı nasıl arttırırız? Derneğin ana çıkış noktalarından bir tanesi de bu. Çünkü bugün ruh sağlığı hizmeti almak istediğinizde ruh sağlığı yasası ile ilgili tabii o da ayrı konuşulması gereken bir şey, birçok sorun var. Ama bir yandan hizmeti almanız kolay değil. Bir yandan böyle bir hizmetin varlığından haberdar olmayan insanlar da var. Ya da kendisinde pek çok aslında dokunulması gereken, yardımcı olunabilecek alan varken bunların hiç farkında olmayan kişiler de var. Farkında olup nasıl yardım alacağını bilmeyen ya da işte psikiyatriste mi gideceğim, psikoloğa mı gideceğim, danışmana mı gideceğim, ben kime gideceğim sorusuyla aslında bazen doğru kişiden doğru yardımı alamayan çok fazla insan var. İşte bizim dernek aslında bir meslekler arası bir dernek. Biz bir meslek örgütü değiliz. Ancak psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet uzmanlığı, yani dört temel ruh sağlığı alanının bir arada olduğu, üyelerini onlardan, yani o alanlardaki uzmanlardan ve öğrencilerden kabul eden bir derneğiz. Bizim dernek olarak önemli farklılıklarımızdan bir tanesi de, bence aslında farklılıktan ziyade bize değer katan şeylerden bir tanesi de, bu alanda öğrenci olan kişilerin derneğin içerisinde yönetim kurulu da dahil aktif olarak yer almalarını sağlamakla. Bu saydığın dört alanla. Psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet uzmanlığındaki uzmanlar ve öğrenciler bizim derneğimizin üyesi olabilir. Yönetim kurulunda ya da işte çeşitli birimlerin başında yer alabilir. Bu da derneği dinamik tutan şeylerden bir tanesi. Çünkü gençler önemli. İstihdam açısından önemli. Derneğin biraz da aslında kurulurken mesela 6 aylık bir çalışma grubu şeyi var, öncesi var. Biz oturduk. Ne yapacağız, ne edeceğiz, ne kuracağız, nasıl yapacağız, neye ihtiyaç var diye ruh sağlığı ile ilgili bir mevcut durum analizi çıkardık. Türkiye'de ruh sağlığı hizmetleri ne durumda? Dünyanın farklı hizmetlerinde bu işler nasıl yapılıyor? Şeklinde bir öğrencilerden ve uzmanlardan oluşan bir grup. Bu konuda bir rapor çalışması yaptılar. Ve bu bizi
bizim derneğin içeriğine aslında yön verdi. Çünkü şunu fark ettik ki mesleki dayanışma aslında çok önemli. Bu dört alan birbirine entegre alanlar ve birbirinden aslında keskin çizgilerle ayrılamayacak alanlar. Ama bu dört alan arasındaki işbirliği ve dayanışma da mevcut yapılabilecek tüm çalışma için gerekli, önemli ve bence şart aslında baktığımızda. Dolayısıyla o yüzden Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği bu şekilde kuruldu ve bu dört alana hitap ediyor. Biz istiyoruz ki psikiyatrist de, psikolog da, psikolojik danışman da, sosyal hizmet uzmanı da birlikte çalışmalar üretebilsin. Ve yapılan çalışmalara da kendi mesleki bakış açılarıyla katkı sunabilsin. O anlamda dernek şey bir dernek, yani farklı bölümleri bir araya getiren kesinlikle bir meslek örgütü değil. İşte Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ya da Psikolojik Danışmanlar Derneği başka. Biz meslek örgütü değiliz. Sadece bu alanlardaki kişilerden oluşan ve daha çok dayanışma, birliktelik ve birlikte yürütülecek çalışmalar, farklı uzmanlıkları bir araya getiren böyle kombine, kolektif bir yapı oluşturmaya çalıştık. Öğrenciler de bu yapının içerisinde. Dernek tabii kurulurken aynı zamanda kurulma amaçlarından bir tanesi de ruh sağlığı çalışmalarının bu konuda politika üretip ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuya referans olabilecek bir dernek olmaktı. Bu bizim uzun vadedeki hedefimiz. Bunu yaparken de bu hizmeti alan insanları dışarıda tutmamaya çalışıyoruz. Yani şu, işte ruh sağlığı hizmetine ihtiyacı olan ve bunu direkt alamayan insanların bu hizmete erişimleri şu an derneğin aslında ana böyle faaliyet alanları, bir yapboz gibi düşündüğümüzde hepsi ayrı bir parçasını oluşturuyor. Bu asıl yani ana hedeflerden, büyük hedeflerden bir tanesi olarak bunu söylüyoruz. Peki bu konuda önce şeye girelim. Dernek ne zaman kuruldu? Biz oraya sonra gelecektik. Başta geldik. Kevser Dernek aslında yeni bir dernek. Biz Ağustos 2017'de tüzük başvurusu yaptık ve Kasım 2017'de dernek resmen kuruldu. Ve yaklaşık 6 ay, 7 aydır işte kuruluş sürecinde, öncesinde sayarsak aslında bir senedir dernek için çalışıyoruz ama dernek kurulalı ortalama 6-7 ay oluyor. Derneğin kurulma aşamasında işte bir çalışma grubu var. Aynı zamanda kurucu üyeler var. Kurulduktan sonra da daha doğrusu başvuru sürecinden itibaren bu alanda çalışmalar yapmaya başladı. Projeler var mesela. Projeler var derken önce birimler var. Ben sana biraz birimlerden bahsedeyim. Şimdi dernek kurulurken belki ruh sağlığı derneklerinin hani ne aşamada olduğunu ya da neler yaptığını düşünerek de neler katabiliriz diye ilerledik. Sen çok iyi biliyorsun sivil toplum çalışmalarını. Hani iyi sivil toplum örgütlerinden de feyiz aldık neyi nasıl yapıyorlar diye. Kadın ve toplumsal cinsiyet gibi, gönüllülük gibi, uluslararası programlar ve ARGE gibi, travma gibi, çocuk ve ergen gibi birimleri olan bir derneğiz biz ve her birimi yönetim kurulundan bir arkadaş iletişim üstüne koordine ediyor ve birimler kendi çalışmalarını üretiyorlar. Ağırlıklı olarak öğrenci arkadaşlarımız birimlerde görev alıyorlar ve her birim kendi projesini ya da işte o alanda gördüğü eksikliği gidermek için öneride bulunabiliyor ya da değişmesini istediği şeyi söyleyebiliyor. Örneğin şu an çocuk ve ergen birimi tarafından yürütülen Elim Sende diye bir projemiz var. Kronik hastalığı olan çocukların ailelerine, sağlık çalışanlarına ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir psikososyal destek projesi başlattık. Bizim dernek olarak aslında ana işimiz biraz kapasite geliştirme ve görünmeyen kısmına destek olma. Mesela bu alanda çalışan insanların ne durumda olduğunu düşünerek işte mesela kronik hastalıklarla ya da işte kanser hastalarıyla çalıştığınızda oralara yardım götürebiliyorsunuz ya da işte oralarda düzenli çalışmalar yapabiliyorsunuz. Ama bizim bir ruh sağlığımız var ve arkada işleyen bir zihnimiz var ve sürekli yaptığımız her şey aslında bize kendimizle ilgili bir şey anlatıyor. Ve bu tip problemli olan alanlarda çalışırken de kişinin etkilenme düzeyi aslında çok yüksek. Bu sağlık çalışanları için de, gönüllü çalışanlar için de, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları için de. İşte Elim Sende projesi
bunu aslında biraz minimize etmek için kurgulanmış bir proje. Biz dedik ki biz destekleyeni destekleyelim. Hı hı. Örneğin çocuğa refakat eden annesi bizim için çok önemli. Bazen orada 2-3 sene boyunca hastanede yatan, okuluna gidemeyen, 2-3 sene boyunca hastaneden ayrılamayan annelerle ya da işte ebeveynlerle karşılaşabiliyorsunuz. Hı hı. İşte bu proje o kişilere destek olmak için ve psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak için kurgulanmış bir proje. İşte içinde önce ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri, sonrasında paylaşım grupları, en sonunda da ihtiyacı olan kişilere bireysel psikososyal destek şeklinde aşamaları olan. Hı hı. Ve en güzeli de ne biliyor musun? Yani hepsinin gönüllü öğrenciler ve gönüllü uzmanlar tarafından karşılandığı ve parası olmayan bir proje. Bunu güzel olarak söylemiyorum bu arada. Ama ne olursa olsun hani bizim uzmanlık gücümüz var. Biz de bu uzmanlık gücümüzü aslında süreç içerisinde devreye sokup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu gördük ki aslında mesela özellikle Elim Sende projesinde mutlu olalım yaklaşık 10-13 senedir Behçetuz'da Ege Onkoloji'de çalışan Mutlu Olalım projesine biraz destek olmak için aslında biz yola çıktık. Onlar bize ilham verdiler. Hı hı. Çünkü 10 sene boyunca hastaneye gidip orada her salı ya da cuma program yapıp sonrasında bunu sürdürülebilir hale getirmek gerçekten çok zor ve biz biraz onları nasıl destekleriz yoluyla çıkıp, hı hı, sonrasında evet onlar gibi başkaları da olabilir ve orada çalışan gönüllü arkadaşların ya da orada bulunan insanların da bizim verebileceğimiz küçük de olsa bir desteğe ihtiyacı olabilir diye devam edip şimdi kendi kapsamında kendi çapında adımları belli olan sürdürülebilir o anlamda planı projesi belli olan işte uzmanlarına sürekli eğitim veren bir proje haline dönüştü. Bu örneği niye anlatıyorum aslında? Şimdi genellikle gönüllü çalışmalarda işte sivil toplumun aslında en büyük sorunlarından bir tanesi bana göre kaynak sorunu değil, gönüllülerin sürdürülebilirliği ve yapılan, hı-hı, çalışmaların devamlılığı. O yüzden bizim dernek biraz kapasite geliştirme çalışıyor ama ruhsal kapasitenin geliştirilmesi, korunması, eğer ortada müdahale edilmesi gereken bir şey varsa da onun müdahalesi üstüne çalışmalarda bulunuyor. Derneğin tabii bütün bu çalışmaları yaparken mesela iki temel noktadan hareket ediyor. Ruh sağlığı çalışmaları dünyaya baktığında zaten iki temel eksen üstüne artık kurulu. Birincisi hak temelli olacak, ikincisi de toplum temelli olacak. Yani siz istediğiniz kadar bireysel ruh sağlığı hizmetlerini iyi verin. Eğer toplum temelli çalışmalar yapamıyorsanız bu kısıtlıdır, genişleyemez ve sürdürülemez. O yüzden dernek hem hak temelli bir dernek hem de, hı-hı, toplum temelli bir dernek olarak yaptığı bütün projeleri bu iki sac ayağına oturuyor. Ve diyor ki dernekte çalışan ya da eğitim veren ya da gönüllü olan kişilerin hani uyması gereken en temel kuralda, hı hı, işte insana, insan onuruna, yaşamına ne olursa olsun saygı göstermek ve ayrım gözetmemek üstünden inşa ediyor. Şimdi bunları belirlemek aslında bize ne sağlıyor? Biz ruh sağlığı derneğiyiz. Bizim kendi etiğimiz var. Çalışmalarda uymamız gereken kurallar var. Ama bir yandan da tüm dünyaya, tüm evrene baktığında insana bir şey yaparken zarar vermemek zorundayız. Ve bizim de uymamız gereken aslında çok fazla şey var. Özellikle bu hak temelli olan bakış açısından. O yüzden dernek bütün bu kurguları, politikaları, işte satın alma politikasından tut mesela, işte dernekte hediye ne anlama gelir diye oturup düşündük. İşte bizim için işte 50 TL'yi geçmeyen ve 24 saat içinde tüketilebilecek her şey hediyedir. Onun dışında hediye kabul etmiyor gibi gibi. Oturduk standartlarımızı yazdık. Yani mümkün olduğu kadar şeffaf, açık ve sürdürülebilir bir dernek nasıl olacağız diye. En önemlisi de öğrencilerin dernekte olmasının şöyle güzel bir tarafı var. Onlar çok dinamikler. Bir süre sonra uzman olacaklar. Ve dernek aslında sürekli insan yetiştiriyor. Sürekli uzman yetiştiriyor. Ve o uzmanlar bir süre sonra zaten bize ihtiyaç duymadan da süreci çok rahat yürütecekler. Ben ona çok gönülden inanıyorum. Öyle gidecek yani. Peki hangi öğrenciler bu şeylerde okuyan? Psikoloji. Bölümlerde okuyan öğrenciler olması, evet, gerekiyor. Bu öğrenciler olması gerekiyor. Onun dışında mesela farklı alanlardan ben de size
destek olabilirim diyen kişiler olabiliyor. Onları da projeler bazında, mesela işte ben sizin görünürlük çalışmalarınıza yardım ederim ya da işte bu projede ben işte size kaynak sağlarım gibi şeyler söylediklerinde de bu tip destekleri de kabul ediyoruz. Ama tanım olarak hani tüzüğümüzde de belli olan bu 4 ana bölüm ve 4 ana bölümün öğrencileri şeklinde devam ediyor destekliyoruz. Peki bir ara verelim istersen, sonra devam edelim. Tamam. Stop. Sanırım içinden geçtiğimiz dönemde en çok ihtiyacımız olan derneklerden bir tanesi, alanlardan bir tanesi. Bir de şey tabii çok etkiliyor. Herkes için eşit ruh sağlığı hizmeti erişimi diyorsunuz. Dolayısıyla hani biraz daha herkesin nasıl erişebileceğini söylemişsiniz. Dernekteki faaliyetler ücretsiz gibi bir takım ilkeleriniz de var. Onları da biraz anlatalım. Anlatayım Kevser.
Şimdi şöyle, ruh sağlığı hizmetleri dışarıdan almaya kalktığınızda, ben de özelde çalışan bir psikolog olarak söylüyorum, aslında ekonomik yükü fazla olan hizmetlerdir. Ama aldığınız sonuca baktığınızda ve böyle bir şey hani düşündüğünüzde de hani sağlığınız açısından da oldukça önemlidir. Şimdi derneğin tüzüğünde de belli olan bir takım kurallar var. Onlardan bir tanesi şu: dernek üyelerinden ya da öğrencilerinden herhangi bir şekilde, bu paranın miktarı da hiç önemli değil, herhangi bir şekilde gelir elde edemez. Ve üyelerini geliştirmek için yaptığı tüm eğitimleri ücretsiz olarak yapar. Ve her ay düzenli olarak öğrencilerin ve uzmanların mesleki kapasitelerini arttırmak için eğitimler düzenler. Örneğin bu ay biz obsesif kompulsif bozuklukları çalışacağız. Hı hı. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki o hocamızla birlikte. Her ay öğrencilerin gelişime, uzmanların ihtiyacı olduğu alanlarda eğitimler düzenliyoruz ve bu eğitimler ücretsiz. Onun dışında dernek şimdi yeni yapılanıyor. Eğitim birimi bu konuda aktif olarak çalışıyor. Artık yavaş yavaş halka yönelik bilgilendirme eğitimlerinde ruhsal sorunlarla ilgili, işte kendimize ne kadar tanık olmalıyız. Bu topluma açık kadar eğitimler tabii, değil mi? Tabii, yani ben de gelebilirim. Harika. Yani şöyle iki bacak üstünden gidecek. Bir tanesi uzmanlık eğitimleri olurken, hı-hı, kapasite geliştirme yönelik. Tamam. Diğeri de farkındalığa yönelik. İşte, hı-hı, ruh sağlığı nedir? İşte ne bileyim, mesela obsesif kompulsif bozukluk nedir? Depresyon nedir? Bu buna benzer konularda, hı-hı, insanların kendilerine tanı koymasını engelleyici. Evet. Çünkü mesela az önce sen şeyi sordun. Hani bu çok jargonlar var. İşte evet, travma yaşıyoruz. Depresyondayım. Benim panik atağım var. Evet. Avrupa yakasından sonra. Dolayısıyla bu aslında bu jargonları kullanmanın belki esprili bir tarafı var ama tehlikeli bir yanı da var. Hı hı. İnsanın özellikle ruh sağlığı kavramları ve etiketlerini kendine sürekli kullanmasının ya da işte çevresindeki insanlara mesela işte bunun ruh sağlığı bozuk, bu kesin depresyonda, bunun şusu var. Bu çok yaygın ama aslında, evet, baktığınızda karşınızdaki kişiye de size de zarar veren bir tarafı vardı. Bir kere ruh sağlığı bir bilim ve bilim olan her şeyin aslında jargonunun da biraz dikkatli kullanılması gerekiyor. Özellikle travma konusunda şeyi sordun ya, bu travma kelimesi son dönemlerde çok kullanılıyor. Ve içi de boşaltıldı mı? Evet, bazı durumlarda boşaltıldı. Ama travma ruh sağlığı için temel kritik kavramlardan bir tanesidir. Ve kişinin travmatik deneyimleri de gerçekten onun tüm yaşamını etkileyebilir ya da etkilemeyebilir. Zaten biz bu konuda diyoruz ki ruh sağlığı uzmanları olarak, travmayı yaşadığınızda bundan, sen ve ben aynı travmayı yaşadığımızda diyelim ki, aynı şekilde etkilenmiyoruz. Burada geçmiş deneyimlerimiz, kişiliğimiz, işte daha önce bir ruhsal sorunumuzun olup olmaması, aile yapımız, sosyal desteğimiz hepsi etkili. Yaşımız da etkili mi? Yani yaş etkili, cinsiyet, hı, etkili. Hani bunların hepsinin detaylarına girdiğinde çok farklı başlıklar çıkarabiliriz. Ama zaten herkese ait bir yani genel tanımlama yaptığımızda şeyi oturtabiliyoruz. Diyoruz, hı, ki kişinin yaşamını artık aksatan ve gündelik yaşam işlevselliğini de bozan bir sürece dönüyor. Ama özelde baktığımızda ikimiz aynı travmayı yaşadığımızda bunun yorumlama şekilleri sende ve bende değişebiliyor. Dolayısıyla önemli olan aslında biraz yaşadığımız olaylardan çok onlara bizim yaptığımız yorumlar, bizim kendi algılama şeklimiz. Ama toplumsal travmalarda ya da insan eliyle yapılan travmalarda bunu uygun bir zamanda belki çok ayrıntılı konuşmamız, hı-hı, gerekiyor. Böyle çok daha farklı dinamikleri, çok daha farklı detayları var Kevser. Hı-hı. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hani herkes için Ruh Sağlığı Derneği'nin biraz dernekle de bunu birleştirmek istedim. Ruh sağlığı etiketleri ya da ruh sağlığı terimleri bu şekilde kullanılmaması gerekiyor. En önemlisi kendimize bu şekilde kullanmamamız gerekiyor. Yüzündeki gülümsemeyi de görüyorum. Konuklar görmüyor. Ben görüyorum o gülümsemeyi. Abi bana geliyor biliyor musun? Hani sosyal medya galiba sizin en çok savaş vermeniz gereken alan ya da kalkanları hani orada. Medya öyle. Medya gerçi ama hani bir an böyle sosyal medya geldi. İşte anksiyeteye iyi gelen ilaçlar, işte depresyona iyi gelen bitkiler, bilmem neler gibi bir sürü de yanlışlık var. Şimdi, hani bilimden uzaklaşmış herkesin önüne gelin, insan kendisini çaresiz hissettiğinizde aslında bu bir piyasa, bu bir alışveriş gibi düşünülüyor. İnsan kendisini
çaresiz hissettiğinde ilk yaptığı şey Google'a zaten bu çaresizliğini yazmak, onunla ilgili tanımlamalar bulmak. Eğer karşına, eğer bir ruh sağlığı uzmanına gitmediysen ve karşına anksiyete bozukluğu çıktıysa da, tabii, anksiyete bozukluğu ile ilgili her şey bir süre sonra senin dikkatini çekmeye başlıyor. Ama bu, tekrar söylüyorum, yani bu tip mesela şeyler, işte insanın ne bileyim içi doldurulmamış kişisel gelişim çalışmalarının bile, evet, bu anlamda özellikle ruhsal anlamda patolojiye ya da kişinin sahip olduğu değerlere, kişinin başa çıkma mekanizmalarına bazen yarardan çok zarar verdiğini kesinlikle görebiliyoruz. Zaten bu sosyal medyada medya tarafı işin biraz aslında reklam ve şey tarafı, gösteri tarafı, yani ışıklı tarafı, evet, sahne tarafı. Ama bunun arkasında kişinin bütün bunları yaşamasının ya da bu noktada olmasının çok çok fazla sebebi var. Ve insan hayatı bence çok önemli ve çok değerli. O yüzden hani böyle genellemelerin içerisinde insanın kendisine yer bulması çok kolay değil. Ama yine de mesela çok tıklanıyor, çok okunuyor. Belki bu konuda hani ilerleyen zamanlarda artık iyice yapı oturduğunda tamamen bu konuda geneli bilgilendirecek yazılar, dokümanlar, evet, üretmeye başlayacağız. Şimdi daha çok uzmanların mesela tükenmişlikleri üstüne çalışıyoruz. Ruhsallığı uzmanları da tükenmişlik yaşayabiliyor. Mesela şefkat yorgunluğu diye bir kavram var. Bu da bunu, sivil toplumda en çok hani duymamız gereken kavramlardan biri. Kesinlikle. Yani sivil topluma zaten uyarladığında, sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. Hani kendinden ödün vererek ya da işte tırnak içinde söylüyorum, kendini feda ederek yaptığın şeylerin bir süre sonra sende tükenmişlik hissettirmesi çok normal. Ve işte biz aslında sivil toplum kuruluşlarına da biraz bu noktada temas etmek istiyoruz. Hı hı. Çünkü yaptığın şey bir süre sonra seni öfkelendiren, seni üzen, kızdığın, incindiğin bir şeye dönüşebiliyor. Hı hı. Orada da işte insanın kendini koruma mekanizmalarının devrede olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bilmek gerekiyor. Çünkü sivil toplum aslında bir iyilik alanı, paylaşım, hı hı, alanı. Ve mesela şu an kampüste iyilik vardayım ben. Evet. İzmir'de İyilik Var projesinin aslında bir parçası. Mesela bu iyilik kavramı da hani psikolojide çok tartışılan kavramlardan bir tanesidir. İyilik çoğu insan tarafından bir üst bakış ya da, evet, işte şey, hani yukarıdan birisi var, bir başkasını işte acıyarak ya da kurban görerek bir şey yapıyor diye düşünülür, ama iyilik aslında dinamik bir kavramdır. İyilik eyleme dönük bir kavramdır ve insanları bir araya getiren bir kavramdır. Adına iyilik dersiniz, paylaşım dersiniz, dayanışma dersiniz. Ama sonuçta vermeyle ilgili, hani karşındakine yönelik adım atmayla ilgili bir kavramdır. O yüzden mesela bence bu mesela kampüste iyilik var projesindeki iyilik kelimesi bence çok doğru kullanılmış bir kelime ve insanı şey yapıyor, hani merak uyandırıyor. Zaten şu an mesela hani araştırmalara baktığında ya da işte birebir terapi seanslarında insanlarla konuştuğunda şunu çok fark ediyorsun Kevser. İnsanlar yalnızlıktan, eskisi gibi toplumsal destek olmayışından ya da işte bu kadar bireysel hayatı kaldıramamaktan şikayetçi. Baktığında aslında her insan bunun aynı zamanda sebebi. Hani, evet. Yani hepimiz bunun sebebiyiz. Ama bir yandan da insanları birleştirici, hani ve ortak duygular çerçevesinde eyleme dökücü bir şeyler yapmak ve en önemlisi vermek. Bazen almadan vermek ve bazen şeyi yapabilmek, yani kendi gücünü ortaya koyup hani bir şeyi değiştirmek adına bu kısmında da ben de varım diyebilmek ruhsallığı açısından da iyileştirici bir şey. Mesela eğer hani örneğin depresyon ya da buna benzer durumlarda kendinizi umutsuz ya da depresyonu geçin, kendinizi umutsuz ya da çaresiz hissettiğinizde gerçekten bir şeylerin içine katılarak, faaliyet yaparak insanlara bir şeyler vermek aslında kendi kendine yardımın da bir parçası. Biz, hı hı, çünkü kendimize yardım edebilmemizin yollarından bir tanesi de başkalarına yardım etmek. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey konuşuluyor artık dünyada. Mesela Maslow'un hiyerarşisinde en üst tepede kendini gerçekleştirme varken şimdi şey diyorlar, hop orada dur, bu yetmez. Şimdi senin kendini gerçekleştirmenin üstüne dünyaya ne veriyorsun? Hı. Kendini gerçekleştirdin ama diğerlerine ne veriyorsun? Buna da bakman gerekiyor artık, hı hı, diyorlar ve ben bu bakış açısını çok seviyorum. Çünkü şey, hepimiz bir aradayız ve birbirimizin yaşadığı her şeyden etkileniyoruz. Aramızdan birisi çok stresli olduğunda, şu an burada 4 kişiyiz mesela radyoda, ama aramızdan birisi çok negatif olduğunda bu bizi etkileyebiliyor. Hı hı. Ya da aramızdan birisi hasta, yorgun ya da işte ailevi problem yaşadığında aslında bizi doğrudan ya da dolaylı etkileyebiliyor.
her şeyi değiştiremeyiz ama orada şey işte birbirimiz için yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu gerçekten tekrar görmemiz gerekiyor. Bu şey gemi kurtarma anlayışı da zaten biraz galiba yanlış anlaşıldı. Herkes böyle şey Titanik'te sadece kendi filikasıyla kaçmaya çalışır oldu. Bu mesela bence ruh sağlığının sürdürülebilir açıdan yani ruh sağlığı çalışmalarına baktığında mesela travma tanımlamalarında şey vardır. Kişi az önce hani programın başında söyledim geçmiş deneyimleriyle gelecek hayalleri arasında köprüyü yıkıyor travma ama orada şöyle diyor çalışmalar aile ve sosyal desteğiniz ne kadar çoksa siz o gelecek hayallere o kadar hızlı ulaşıyorsunuz aslında o kadar hızlı gidebiliyorsunuz. Bu %100 bir sonuç değil ama bu baktığında önemli bir varsayım. Yani sosyal destek açısından baktığında iyilik kavramı, dayanışma kavramı, birliktelik kavramı, beraber bir şeyler yapma hali gerçekten çok önemli. Ve bence ruh sağlığı örgütlerinin de gönüllü çalışmalarda bu şekilde yer alması, bu bizim dernek olabilir, başka dernekler olabilir. Bence bu alandaki eksiği de kapatacak bir şey. Çünkü herkesin bir uzmanlığı var. Senin en iyi bildiğin konuyla benim en iyi bildiğim konu değişiyor ama bir araya geldiğimizde bir konuya iki farklı açıdan bakabiliyoruz. O yüzden sivil toplum çalışmalarına biz çok açığız dernek olarak. Bu noktada hani bizim böyle bir desteğe ihtiyacımız var dediklerinde de kendi kapasitemiz, gücümüz ölçüsünde desteğe ve birlikte çalışmaya da her zaman açığız. Diyelim ve buradan sizin takip edebileceğimiz iletişim adreslerinizi, sosyal medya adreslerinizi paylaşalım. Evet, www.herkesicinruhsağlığı.org web sitemiz. Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta herkes için ruh sağlığı olarak takip edebilirler. Onun dışında faaliyetlerimize katılmak ya da bilgi almak isteyenler için web sayfası üstünden de yapabilirler, Facebook üstünden de yapabilirler. Yani bize soru sorduklarında ya da ihtiyaç belirttiklerinde biz tabii yeni yapılanıyoruz ve sistem kurmak bizim için önemli. O yüzden mümkün olduğu kadar bir talep geldiğinde de hani bunu hem sistematik olarak nasıl çözeceğiz hem de kişiye nasıl yardımcı olacağız noktasında hareket ediyoruz. O yüzden yani bize ulaşsınlar. Özellikle sivil toplum önemli. Birlikte yapacağımız şeyler de önemli. Onun dışında Elim Sende projesi kronik hastalığı olan çocuklar için yaptığımız proje önemli, değerli. O projenin içerisinde hani uzman arkadaşlarımız yani burada işte psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları daha fazla yer alsınlar ve daha fazla aileye ulaşalım istiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız Yaşar Üniversitesi psikoloji ya da Yaşar Üniversitesi'ndeki hocalarımız ya da diğer üniversitelerdeki hocalar bize katılabilirler, destekleyebilirler ve onlar oldukça zaten daha fazla alanda çalışmalar yapmaya başlayacağız. Gücümüz sınırlı evet. O anlamda ne kadar çok insan, ne kadar çok uzmanlık gücü o kadar çok büyüyeceğiz Kevser. Evet. Yani ben çok keyif aldım. Yani derneği tanımaktan, sizi ağırlamaktan ayrı keyif aldım. Derneği tanımaktan çok ayrı keyif aldım. Umuyorum İzmir'de iyilik varın içinde de daha fazla zaten çalışıyorduk. Daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi çok güzel yine aydınlattın her zamanki gibi kendi adıma öyle söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta da ilginç bir konuğumuz var. Hak motivasyonuyla ilgili konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kampüste iyilik var.